Kızgın çöl sessiz uyuyordu. Ta uzaklarda hurma ağaçlarının gölgesinde hafif kıpırtılar arasında bir karışıklık olduğu belliydi. Güneş tunç bir siniden farksızdı. Bereketsiz topraklara inen nur, kalpleri imanla dolu bir kavmin yaşadığı bu ülkede ehli salipin bütün çabalarına rağmen insanlara iradeli yaşantının ilhamını veriyordu. Kutsal Filistin topraklarında yer yer karargah kurulmuştu. Bunların ileri karakollarından birisi bir vadide biraz evvel bahsedilen hurma ağaçlarının altındaydı ve gökyüzü alev alev yanarken aslan yürekli Richard'ın kahraman olarak vasıflandırılan şövalyeleri tarafından basılmıştı. Müslümanların vecd anında bulundukları bir zamanda Hristiyanlar tepelerin ardından gelerek bir el çabukluğuyla çadırlara saldırmışlar ve elde ettikleri esirleri toplayarak sarp kayalıklı bir yere götürmüşlerdi. Burada büyük bir mağara vardı ki Mısır Sultanı Selahaddin Eyyubi'nin ileri karakol kumandanlarından bir kısmının ve ona bağlı askerlerin burada zindana atıldığından henüz haberi yoktu. Selahaddin Eyyubi Hazretleri otağına en güzide yaverlerini toplamış, büyük Haçlı ordusunun Filistin topraklarında hezimete uğraması için istişarede bulunuyordu. Bir gün düşmana karşı koyacak, son kozunu oynayacaktı. Bu ülkenin efendisi ve hakiki sahipleri olarak böyle yapması icap ederdi. Her zamanki gibi düşman püskürtülecek, kalpleri imanla dolu Müslüman orduları onları geldikleri yere bir daha teşebbüse geçmemek üzere geri göndereceklerdi. Büyük otağın önünde etrafına yuvarlak bir halka halinde sıralanmış tam teçhizatlı kumandanlar harp planlan hakkında bilgilendirilirken felaketin koptuğu yerde ayağından hançer yarası alan Sultan Mahmud sendeleyerek bazen yerde sürünerek bir an evvel Selahaddin Eyyubi'ye varmak istiyordu. Kimdi o? Selahaddin Eyyubi diye anılan Haçlılara dehşet veren ünlü sultan kimdi? Onun kısaca hal tercümesi üzerinde durmak icap ederse şu denilebilir. Kahraman olarak yetiştiğinin delilini teşkil eden mazisi araştırıldığında bir insan Kamil'in hayat hikayesini tam anlamıyla bulmak mümkündür. Amir Necmettin Eyyub oğlu Selahaddin Eyyubi. Aslen Azerbaycanlıydı ve o ülkede Müslüman bir soydan gelmişti. Yıl 1138. Babası Eyyub, Azerbaycan'ın asil ve necip bir aile reisi. Fakat Azerbaycan'da tedirgindirler. Bu topraklar onlara dar gelmekteydi. Savaşmak istiyorlar, yayılmak, Selçuklu sultanlarının bulunduğu ülkeyi göç etmek iştiyaki içinde yaşıyorlar. Selahaddin'in amcası Şirguh'tur. O da babası gibi kalbi imanla dolu bir cengaverdir. Yıllar birbirini kovalamış, hayat zinciri yumak gibi çözülürken nihayet El-Malik, El-Naşir Selahaddin Yusuf soyuyla Azerbaycan'ı terk etmiş ve Selçuklular ülkesine yerleşmişlerdi. Bu arada Selahaddin Eyyubi zeki ve karakterli bir gençti. Çocukluğuna beri yetiştirilmesine büyük ihtimam gösterilmiştir. Savaşlara götürülüyor, atçılık talimlerine iştirak ediyor, iyi bir binici, mükemmel bir süvari, bir kumandan olarak büyüyordu. Fakat Selçuklular ülkesinde daha fazla kalmak nasip olmadı. Çünkü amcası Şirguh haksızlığa tahammül edemediği için devletin yüksek rütbeli bir memurunu öldürünce ailede huzur kalmadı. Bir gece ülkeyi terk etmek mecburiyetinde kaldılar. Dağları, geçitleri, vadileri aşıp kum çöllerinin üzerine Musul'a geldiler. Musul Atabey Nureddin Zengi kendilerini sevgi ve muhabbetle bağrını açıyordu. Nureddin Zengi Halep'in de sultanıydı. Fakat en büyük gayesi Mısır'a hakim olmaktı. Bu vazifeyi şimdiye dek hiç kimseye vermemişti. Kısa zamanda Eyüp aşiretin cesaret ve yiğitliğine hayran olmuştu ki gayesinin tahakkuk etmesi mümkün değildi. Selahaddin Eyyubi o sıralarda 33 yaşlarında bulunuyordu. Nureddin Zengi bu vazifeyi Selahaddin'in amcası Şirguh'a verirken şöyle diyordu. Arslanım, seni yalnız bırakmayacağım. Ordularımın başında başkumandan olarak sen varsın. Beraberinde yeni Selahaddin Eyyubi de beni temsil edecektir.